Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi ikinci çalışmamızı yapacağız. Çift nokta perspektif kuralına uygun bir ev çizdim. Ekranda gördüğünüz gibi. Bu evi sıfırdan tekrardan çizim yapıp size göstermeyeceğim ama aşamalarını anlatacağım. Çünkü bu evi çizmem benim bir saatimi aldı. Şimdi burada bir saatlik video, bir de anlatmadan bir saatimi aldı. Anlatarak çizsem çok daha uzun bir süre alacak. O açıdan ben nasıl çizdiğimi aşama aşama hazırladım. Onları size anlatayım ve dikkat etmeniz gereken konularda da uyarılarımı yapayım. Sonra siz bu çalışmayı isteyen yapsın. Öğrencilerim bu çalışmayı yaparak kendilerini geliştirmeyi denesinler. Daha da gelişmiş çizimler de yapılabilir. Bu konuda hani bunu çizdikten sonra artık caddeler, işte elektrik direkleri, yollar, her şey hani üç boyutlu perspektif kurallarına uygun bir şekilde çizmek mümkün. Aslında bu işler zor işler değil, sadece biraz emek gerektiriyor. Şimdi bu resimde, bu resmi çizmeden önce, yani bunu çizmek istiyorsanız, daha önceki videomda olan videolarımdan dolap çizmiştim, çift nokta perspektifle gene. O çizimi önce çizin ki burada yani oradan o videoyu izleyin. Oradan öğrendiklerinizle bu videoyu ya bu resmi çizebilmeniz çok daha kolay olacak. Burada detaylara bakalım. Merdiven çizmişiz ekstra yani o şeyden dolaptan farklı olarak hani dolap çiziminden farklı olarak burada merdivenlerde biraz farklılıklar var. Çatı var. Gördüğünüz gibi. Bir de boyarken şu balkon demirleri var tabi. Balkondaki cam balkon şeklinde yaptım ve bakın camları boyarken zeminin denk gelen kısımlarında farklılıklar var boya konusunda. Mavi ama mavi, daha açık mavi ve en açık mavi şeklinde bakın gördüğünüz gibi. Şurada kapının olduğu kısım farklı bir renge boyadım belli olsun diye. Bu tabi kapıya da kapı kolu takmayı unutmuşuz. Burada şimdi fark ettim. Şimdi bu resmin aşamalarını tek tek yukarıdan başlayıp yani yukarıda ben anlattım yani gösterdim. Oradan başlayıp aşağıya doğru tek tek inceleyelim. İyi seyirler diliyorum. Bu biraz daha uzun olabilir video. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Şu şekilde. Zaten bu kısmı dolapta da bu şekilde yapmıştık. Bakın şöyle dümdüz bir çizgi çekiyoruz. Buradan şöyle bakın şu ortadaki çizgiye. İki ucuna birer nokta koyuyoruz. Bu bizim perspektif noktalarımız. Sonra şuradan dolap çizer gibi bakın. Şu evin ana gövdesini oluşturuyorum. Ana gövdesini oluşturduktan sonra şöyle bir çatı için bir çizgi oluşturuyorum bakın. Sonra dıştan başka bir çizgiyle çatının şu görünen kısmı olması lazım, olması gerekiyor. Ve üstten tekrar perspektif noktama bir çizgi çekmişim. Alttan da aynı şekilde bakın burada. Evi bitirdikten sonra da evin altındaki balkon kısmı için şuradan tekrar bakın. Bu perspektif noktasına kadar bir çizgi ve buradan gene bir çizgi hat olarak ve şuradan buradaki perspektif noktasına bir çizgi çizdikten sonra aynı şeyleri bakın merdivenler içinde her basamağı için şurada bakın dik çizgiler var aşağıya doğru. Bu dik çizgiden biraz indikten sonra tekrar bir perspektif noktasına sonra bir düz çizgi tekrar perspektif noktasına bir dik çizgi tekrar perspektif noktasına şeklinde şu bu görüntüyü oluşturabilirsiniz. Dolap çizdiğim videoyu izlerseniz buraya kadar olan kısmı çok rahat ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Bu aşamayı bitirdikten sonra hemen ikinci aşamaya geçiyoruz. Şu şekilde silme ve temizleme aşaması. Ama noktalarımız kalsın. Hani çok çizgiden kurtulmak için, içindeki çizgilerden kurtulmak için bu şekilde çizip temizleyip bu hale getiriyoruz resmimizi. Bakın merdivenlerimizdeki fazlalıkları falan silince gerçekten güzel bir merdiven görüntüsü oluşmuş burada. Buradan aşağıya devam ediyorum. Burada balkon
çizdim. Perspektif kuralına uygun olarak. Bunu nasıl yaptım? Şurada göstereyim size. Balkon demirlerini nasıl çizdiğimi. Şuraya bir tane balkon demiri oluşturduktan sonra, bakın bir tane oluşturduktan sonra buraya. Bir tanesini nasıl yaptığımı göstereyim. Biraz daha aslında yukarıda şöyle olsa daha iyi olurdu. Daha yüksek. Böyle bir balkon demiri oluşturduktan sonra buradan perspektif noktasına ince çizgiler çizerek diğer demirleri de onun boyutunu ayarlayarak çizdim. Bakın görüyorsunuz şöyle. Şu şekilde. Şimdi diğer balkon demirlerimi de bu şekilde görüyorsunuz. Bu çizgiye çizgiyi taşırmadan şu şekilde adım adım oluşturarak aynı yöntemi buradan da şu tarafı olan kısmı da pardon bu sağ taraftaki demirlerin olduğu bölümü de bu şekilde hattımı belirleyerek buradan adım adım resimlerde kaçar tane varsa ya da siz farklı bir şekilde çizmek istiyorsanız o şekilde yapın. Böyle bakın şurası önemli. Bunu da göstereyim. Şu en son köşedeki balkon demirini oluşturduktan sonra burayı bakın oluşturduktan sonra şöyle yuvarlağımızı da çizelim. Buradan buradaki perspektif noktasına gidiyorum bakın izleyin. Evet. Buradaki perspektif noktasına gidiyorum. Ve burada balkon demirlerini tekrar buradaki hizaya göre buradaki hizaya göre oluşturuyor. Aynı şey burası için de geçerli. Burayı da şuradan buradaki perspektif noktasına giderek oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Sonra tabii bunları yaptıktan sonra şu şeye göre bir alttaki bir resmi izleyerek bakın nasıl yaptıysam bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Ya da kendiniz aralıkları belirleyip artırabilirsiniz sayılarını, demirlerini ya da azaltabilirsiniz. Demirlerin arasındaki çizgiler çift. Boyamak için kullanacağım buraları. Çift çizgi yaptım. Şimdi burada farklı olarak bir şu duvarları bakın çapraz bir şekilde köşeden köşeye çizdiğimi görüyorsunuz. Bunun amacı duvarların ortasını yani keşfetmek. Şimdi burada bu yan duvarımın ortası burası. Bu çapraz bir şekilde yani çizdiğim resimde köşeden köşeye çizgi çekerek ortasını bulmayı hedefledim. Onun için yaptım yani bu ortadan çizgiyi. Bu bir tekniktir. Hani bir nesnenin ortasını bulmak için hani bu şekilde bir nesnenin ortasını bulmak için köşegen çizerek buluruz. Çünkü ortaya kapı yapacağım ve dengesi yani resimde bir dengeli görüntü olması için şuraya tam kapı yapmayı planlıyorum. O yüzden ortayı belirlemek için yaptım bunu. Sonra bir alttaki aşamaya geçelim. Burada da pencerelerin ve kapıların yapıldığını görüyorsunuz. Hani pencereleri ve kapıları yapmak için de gene bakın şuradan perspektif çizgilerini kullanarak hepsi için bu şekilde oluşturdum perspektif noktalarını kullanarak. Bunu da şurada bir tane örneklemesini yapalım hemen. Bakın şöyle çizdim. Pencereleri nasıl yaptığımı göstereyim. Şu şekilde. Evet şu şekilde yaptım pencereleri. Hani burada hızlı çiziyorum ama siz daha net yavaş yavaş çizerek şuraya bakın şöyle pencerenin iskeletini oluşturalım. Şöyle. Ben hızlı çiziyorum zaman kaybolmasın diye. Bu şekilde. Sonra gereksiz fazlalıkları silince pencere görüntümün oluştuğunu görüyorsunuz şöyle. Ortaya da kapıyı çizmiştim.
Bu, pardon, bunda değil. Kapı için de perspektif çizgim gerekiyor. O yüzden silmeyelim. Şöyle. Bu şurada, tam şuraya denk getirdim kapının ortasını. Şöyle bakın. Aşağıdaki şuraya gelelim. Yani pencereyi ve kapıyı nasıl çizdiğimi anladınız. Şuradan. Aynı yöntemle de buradan çiziyoruz. Bakın. Şöyle. Şuraya getirip çiziyoruz. Bu şekilde çizimi şöyle tamamladıktan sonra boyama işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi. En son hali evin bu şekilde çıktı ortaya. Daha da gelişmiş. Veranda da çizilebilir. Mesela burada normalde veranda eksik. Yani şuradan iki tane böyle direk çekip şöyle bir çatıyla buraya çok güzel bir veranda yapılabilir. Eksiği. Bir tane masa konulabilir. Daha büyük bir çizim yapıp. Masaya şey resme. Şimdilik hani evle ilgili ben sanki dolap resmini çizdikten sonra bu evi benim anlattığım kriterlere uygun bir şekilde çizebileceğimizi düşünüyorum. Aşamalarını tekrardan bakın şöyle göstereyim en baştan. Böyle başladık. Evin genel perspektif noktalarına giden çizgilere bakın, merdivene dikkat edin nasıl çizdiğime. Evet, bu çizgileri izlerseniz çok rahat bir şekilde yapacağınıza eminim. Sonra bu hale getirdim. Tabii şunları sonradan çizdim. Buralar boştu. Pencerenin nasıl çizildiğini. Bu şekilde tam orta noktaları tespit etmek için çizdim bu köşegenleri. Şöyle boş hali boyanmadan önceki hali en son temizlenmiş resmen. Bakın şu içleri bile temizledim. Boyama kolay olsun diye. Sonra da boyanmış hali. Bakın burada merdivende bile grinin tonlarını kullanarak merdiven üst basamaklarının daha açık renk, yani ışığın daha açıklaştırdığını görürsünüz. Hani normalde de bu şekilde görür zaten. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Bu videomuz da bu kadar.